Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz, ne örüyorsunuz, nasılsınız abi? Umarım ki iyisinizdir. Dedim ki kardeşim bir yer değişikliği yapalım, yani bir mekan değişikliği yapalım kardeşim. Her zaman müthiş yerimizdedir dedim, biraz da gariban yerimizdedir arkadaşlar. Biraz da dedim benim uyku yerim abi üstüne sözde arkadaşlar deyip, ama ben burada yatıyorum ya. Vallahi arkadaşlar yine güzel malzemeler aldık. Balıkları tekrardan söylüyorum arkadaşlar, balıklarımızı bir hafta sonra alacağız. Yani bir hafta sonra derken önümüzdeki hafta alacağız arkadaşlar. Bakın onu söyledikten sonra artık videoya giriyorum ki bana balık sormayın kardeşim lütfen ya. Arkadaşlar dediğim gibi balıklarımızı bir hafta sonra, yani önümüzdeki hafta alacağız. Abi bir sürü malzeme aldık, bu videoda nasıl yetişir bilmiyorum. O yüzden çok seri bir açılım yapacağım ki hem sizi sıkmayayım hem de arkadaşlar hepsini bir görün istiyorum. Abi belki hepsini yetiştiremeyiz bile, yani size o kadar söyleyeyim. Öncelikle evet arkadaşlar kum aldık, vay anasını diyorum. Yani hangi pet çok kum alabilir ya? Bu kardeşim kimse diyor ya, bu özel kardeşim. Altları bir silis kum. Ya. Arkadaşlar şimdi kumlarımızı gösterdik. Gerçekten çok iyi bir gösterme oldu. Ondan sonra cuma burada arkadaşlar kedilere oyuncak aldım. Kedilere oyuncak almaya devam ediyoruz. Yani ben bunları niye aldım artık ben de bilmiyorum. Zaten elimde vardı. Biraz daha aldım. Resmen artık stokçu şerefsizlere döneceğiz gibi görünüyor yani arkadaşlar. Daha fazla almasak iyi olur. Arkadaşlar şöyle yani kardeşim yine oyuncaklarını falan aldık. Dedim çeşit olsun dedim ya. Ondan sonracığıma serice devam ediyoruz. Serice kardeşim bu videoda serilik ön planda olsun. Arkadaşlar şu pipolardan bayağı aldım. Şu pipolardan ciddi manada aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Abi bunlardan aldım, kaç tane aldım ben bile bilmiyorum sayısını. Dükkanın ön tarafında birkaç tane de var. Ona rağmen burada da var. Bir sayalım arkadaşlar. Şimdi mesela kaç tane aldım burada? 4 taneymiş kardeşim. Bayağı almışız ya, bayağı ya bak. Şaka maka yani içeride de 3 tane falan olsa gerek. 7 tane falan bir pipomuz var arkadaşlar diye hatırlıyorum. Belki daha da fazla olabilir. Diğerlerden çıkarsa şaşırmam. Arkadaşlar bu arada şöyle bir ürün de aldık. Kedi kumlarına biliyorsunuz kediler sıçıyor ya, bazen arkadaşlar o torbadaki hani o kumlar kokulu oluyor, mesela lavantalı falan oluyor ama gücü o boku işte böyle bastırmaya yetmiyor, onlar için arkadaşlar kokular varmış. Düşünsene kuma bunu karıştırıyor kardeşim, kumun müthiş kokuyor. Bu nasıl bir şey kardeşim, kedilere yapılan bakım yemin ediyorum insanlara yapılmıyor ya. Vallahi burada hangi kokular var? Yasemin var, sabun var, pudra var, lavanta var, pudra var. Kardeşim yemin ediyorum yani bu kediler artık çok fazla olmaya başladılar. Bu kedilerin eşyası ne bitiyor ne azalıyor. Her gittiğimde yeni bir eşyasını görüyorum kardeşim ben bu ne biçim bir hobi lan? Yemin ediyorum arkadaşlar size şaka maka bir şey söyleyeyim. Aga bu kedi işi çok masraflı. Kediyi çıkartın evden. Evden kediyi çıkartın. Oğlum bu ne ya? Balığa kuşa geçin lan. Oğlum çok ciddi söylüyorum, bu ne ya? Oğlum ben alırken yetişemiyorum. Sen nasıl yetişeceksin lan? Vallahi arkadaşlar ben bilmiyorum. Yani ben sizi uyardım kardeşim. Evden gönderdim kedi. Kedi evden gönderdim. Bakayım başka ne yaşamıyor. Yine kardeşim dedik ki hızlı olacağız. Yine kardeşim yavaşlıkta bir numaraydı. Kaç dakika olmuş? Şimdiden 3,5 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada şu ürünü bir göstereyim. Bu üründen 5 tane geldi. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Daha videosunu çekemedim. Aa pipo burada da. Oğlum bu üründen sadece 4 tane mi almışım? Hayır yok pardon, bir tane de içeride sergilemek için koymuşum, videosunu çekememiştim ama daha. Arkadaşlar şöyle bir yavruluk getirdik, yalnız bu yavruluk benim dehşet ama dehşet hoşuma gitti. Zaten benim hoşuma giden şey arkadaşlar dükkanda da kalmıyor gidiyor, bak ben bundan 5 tane almıştım 3 tanesi gitti. Daha da geleli 1-2 gün falan oldular. Hemen kargoladık, hemen vermeye başladık. Arkadaşlar bunun özelliğini abi şöyle size bir göstereyim, canlı doğuran anaçlarınızı buraya koyuyorsunuz, yavrusu aşağıya düşüyor. Derseniz ki abi tek dişi kullanabilir miyim? Şu arayı kaldırırsınız. O şekilde de arkadaşlar balığınızı doğurtturursunuz. Bir de ayrıca da şöyle bir şey var. Misal veriyorum ciklet balıkları içinde o ortadaki aparat çıkartılıp sadece yavruluk olarak da kullanılabilir. Abi boyutu gerçekten harika. Bak boyutu gerçekten çok güzel. O yüzden arkadaşlar elimde sadece 2 tane kaldı. Bir daha ne zaman giderim bilmiyorum. Bir hafta 10 güne falan giderim bunlardan almaya. O zaman daha çok almaya çalışırım ama arkadaşlar herhalde belli bir süre bunsuz kalacağız yani. Bu taş yatlasın, 2 gün sonra bu 2 tanesi de gider. Ondan hatta bu videodan sonra gidip de Instagram'dan benden bunu sipariş edenler de olacaktır. O yüzden arkadaşlar elinizi çabuk tutun, sadece elimde 2 tane var. Lan keşke bilseydim daha çok alırdım yani. Bilmiyordum arkadaşlar, öyle de bir durum da var. Ama gerçekten çok iyi, 10 numara bir şey bu. Bu arada Pipo'dan çok aldığımızı söylemiştim. Hakikaten de çok almışım. Burada da sırf bir 4 tane daha görüyorum arkadaşlar. Pipolarımızı hemen size şöyle bir göstereyim. Abi bunu çok seviyorum ben.
bizim şeyi biliyorsunuz, öğretmeni biliyorsunuz Nevşehir'deki Batuhan arkadaşlar. Onunla biz evvelden bundan 2 yıl kadar önce Pipo ile tanıştık. Hani bu Pipo ile köşe filtrelerle. Aga gerçekten çok iyiydi. Yani benim şu anda evde kullandığım akvaryumda bir Pipo var. Şu anda simsiyah leş gibi bok gibi kardeşim. Neden? Çünkü temizliyor adam ya. Onun ben videosunun şey resmini Instagram'dan paylaşmıştım. M.Atredo'nun Instagram hesabından bakabilirsiniz. Abi bir Pipo ne kadar siyahlaşabilir, ne kadar kir toplayabilir? Onun video resmini göreceksiniz. Düşünün ben de kendim kullanıyorum açıkçası. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Uygundan aldım, bayağı da uyguna vereceğim. Burada arkadaşlar dediğim gibi 4 tane de gözüm görmüştü. Sonra arkadaşlar akvaryum aparatları falan aldık. Biliyorsunuz bu vanadır, şudur budur, o tarz şeylerimiz yoktu. Abi vanalarımızı da getirdik. Vanalarımızı da şöyle göstereyim. Burada yine rengarenk kardeşim. Turuncusu, sarısı, yeşili, pembesi. Bu ne lan kardeşim? Evvelden mavi vardı. Sadece kırmızı vardı. Şimdi arkadaşlar artık her şey conconlaşmış. Her şey renklenmiş arkadaşlar. Bir renksiz kalan bizim hayatımız olmuş yani. Yine yapıyoruz kardeşim. Ama benim astımım var. Siz benim yerime yakarsınız. Sonra başka ne göstereyim size? Abi burada vantuz aldık. Bunun neyini göstereyim? Kaç dakika göstereyim? Bakın vantuzumuz da var artık. Bu arada arkadaşlar arka fon aldık. Arka fonumuz 45'e bilmiyorum artık kaç metre gidiyorsa. Onu hakikaten merakla eriyorum. İnsan şöyle şurasına bir yazar kardeşim. Bu nedir? Ya ben şimdi bunun kaç santim olduğunu nereden bileceğim? Hani aşağıdan yüksekliği 45 ama arkadaşlar bunun uzunluğu ne kadar? Kaç metre gidiyor yani? Bu bizim eve kadar gidiyor mu? Önemli olan kısım o kardeşim. Şöyle de bir resmi var. İki taraflı arkadaşlar. Kardeşim zaten üç taraflı da olamazdı yani. Şimdi abi bunu da kaldırıyoruz. Vallahi bayağı bir seri açılım yapıyoruz ha gerçekten arkadaşlar. Ya baba arka tarafta çok daha rahatım. Sanki mekanın sahibi gibi hissediyorum. Ön tarafta herkes böyle bir bakıyor bir bakıyor. Ne oluyor kardeşim, ben hiç çekiniyorum şöyle. Arkadaşlar böyle bir ürün aldık. Tam kaldır hemen tam bitti. Böyle oluyordu kardeşim, arka tarafta kimse beni görmüyor ki. Kendim gibi davranabiliyorum ya. Ön tarafta şöyle bakıyorum. O ne yapıyor lan öyle? Böyle bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yonca aldık, dedem bunu görse ağzıma sıçacak. Diyecek ki Mücahit gel bakayım. Efendim dedi diyeceğim. Diyecek ki ben şerefsiz. Biz o kadar tarlaya ekiyoruz. Bizden anlıyorsun da toptancı da mı lan? Tüm lan diyecek bana. Ama artık inşallah bu videoyu dedem bu kısmını görmez en azından. Öyle ümit ediyorum. Arkadaşlar yoncamız da geldi. Geçenlerde ben bunu sipariş etmiştim. Geçenlerde ben bunu sipariş ettim ama yazan arkadaşımızdan biri yanlışla siliyordu, şey yapıyordu, bir şey yapıyordu. Bir baktım yonca yok kardeşim, faturası da kesilmemiş. Ondan sonra gittik bir daha sipariş ettik arkadaşlar. Bayağı bir yoncamız var. Tavşanı olanlar gelsin. Bakayım başka ne gösterebiliriz. Kardeşim burada bir çiş pedimiz var. Küçükçularınız için gerçekten. Altlarına işiyorlarsa, efendim yattıkları yerde nane yiyorsa. Arkadaşlar çiş pedi alabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Abi içerisine şöyle resimdeki gibi bir şey çıkıyor. Köpeğiniz ona yatıyor. İstediği gibi ondan sonra işleyebiliyor arkadaşlar. Ve de acayip de uygun bir şey abi. Yani ben bunu aldığımda çok şaşırdım. Neredeyse beleş kardeşim. Yani bunu yastık olarak bile şurada kullansam, normal yastık alsam daha paraya gelir. Yani bu şu anda daha yumuşak. Yani bunu var kardeşim, şöyle koyacaksın. Daha da nasılsınız Mehmet abi? Yani öyle bir şey yapabilirsin kardeşim. O kadar ki ucuz yani. Ben acayip ucuz aldım. Acayip ucuza da vereceğim. Hani var ya belki de satmam, yastık olarak kullanırım. Dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü kardeşim yastıktan ucuz diyor. Yastıktan ucuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yine arkadaşlar getirmemle göndermemin bir olduğu bir ürün. Kalamar şiş. Ama ben bunlara kalamar kebap diyorum arkadaşlar. Kalamarları abi şu şekilde yapmışlar. Bakın şöyle göstereyim. Kalamarları abi şu şekilde yapmışlar. Aynı bir kuş krakerini kafeseye takar gibi takıyorlar abi bu ürünü de. Abi ulan zaman değişmiş. Zaman değişmiş arkadaşlar. Yeni yeni ürünler çıkmış. Lan bizim zamanımızda bunlar yoktu. Ben limona bakarken bundan olsaydı da bundan limonumu alsaydım. Yavrum yak yak bir cigara yak. Sonra arkadaşlar burada bir kalamar şiş daha geliyor. Hatta iki kalamar şiş daha geliyor. Kardeşim bayağı bir kalamar şiş de varmış yani. Yok fazla da yokmuş. 6 tane kalamar şişimiz burada var. 2 tane kalamar şişimiz içeride var. Başka kalamar şişlerini de gönderdik arkadaşlar. Daha ben diyorum size bakın. Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Sonra istediğiniz ürün kalmıyor elimizde. Bak şu an mesela kuş tasması var. Çok az kaldı. Haberiniz bilginiz olsun. Kuş tasması isteyen varsa, muhabbet kuşu tasması, M.Atredo'nun Instagram adresinden acil ulaşsın.
Sonra kalkıyor abi bize tasma getir. Kardeşim ben arkada iman mı ediyorum lan? Nereden bulayım lan ben? Nereden bulayım? Hemen nasıl getireyim lan? Haberiniz olsun kardeşim. Vallahi kalamarlardan bu şekilde de ben dediğim gibi buna kalamar şiş değil, benim için kalamar kebap arkadaşlar. Ben adını böyle değiştiriyorum. Bize böyle. Arkadaşlar yine kedi tırnak makası. Evimizde bir tane tırnak makasımız yok kardeşim. Tırnağımızı dişimizle hallediyoruz ama kedilerin tırnak makası var yani. Yüce Mevlam bizi bir kedi etmedi ama yani kediye de özenir hale getirdi diyebilirim yani. Kardeşim bu nedir ya? Yine arkadaşlar bir sürü kedi tırnak makasından getirdik. Yine bir 5 tane getirmişiz ya. İçeride de 20 tane falan var. Resmen stokçu olduk, bu ne lan? Arkadaşlar hacı yatmaz diye bir şey var. Ben bunu alırken daha büyük hayallerim vardı. Arkadaşlar hayallerimiz suya düştü. Bu ne biçim hacı yatmaz lan? Arkadaşlar kedilerimiz için hacı yatmaz. Valla bunu nasıl bir hacı bilmiyorum. Evvelden bende bir hacı yatmaz vardı. Ben yumruk atardım arkadaşlar. O sonra bir de gelirdi bana geri çarpardı. Ben de düşerdim. Yani o hacı yatmazsa bu ne? Bilmiyorum kardeşim. Bu kedilerin ürünleri bitmiyor. Arkadaşlar aparatlarımız da bitmiyor. Gördüğüme göre bir bivana daha almışız. Yani bunun yerine bir T alsaydık daha iyi değil miydi? Daha iyiydi ama en azından bulamadık arkadaşlar. Yoktu. Abi yoruldum. Oğlum ürün bitmedi. Benim enerjim bitti lan. Daha 11.30 dakika olmuş lan. Ama çok süratli gidiyoruz lan. Gerçekten süratli gidiyoruz. Abi o kadar çok pompa verdim. O kadar çok pompa verdim ki ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu ne ya? Oğlum toptancı mıyım lan ben kardeşim? Allah aşkına birisi söylesin bu ne lan? Arkadaşlar 30 tane aldım, 30 tane. Hadi bunu da bitirin de göreyim. Abi Allah arkadaşlar 30 tane pipo aldım yani, yemin ediyorum. Bunu da kolay kolay bitireceğinizi zannetmiyorum açıkçası. 10 tanesi 2 haftada gitti. Artık demek ki bu bizi 1,5 ay kurtarır gibime geliyor. Yani en azından 1,5 ay idare ederiz gibime geliyor. İnşallah 1,5 ay boyunca pompa bir daha getirmek zorunda kalmayacağız. Arkadaşlar bundan önce kendisini bir kaldıralım. Abi gerçekten. Ya işte çok yer kaplıyor ya. Çok yer kaplıyor. Yani şimdi ben bunu en son nereye istifleyeceğim onu merak ediyorum arkadaşlar. Vallahi çok yer kaplıyor. Neyse bunu da şimdi şöyle kaldıralım. Aa, bunları nasıl unuttun lan? Arkadaşlar fiyatla yapıştırmıştık zaten bunlara. Abi şöyle beta kaplarımız var. Haberiniz olsun. Bayağı da büyükler. Acayip de dekoratifler. Böyle masanıza koyun kardeşim. Betanızla muhabbet edebiliyorsunuz. Hasbihal edebiliyorsunuz. Şöyle betaya bakıyorsun. Sen ne ara 60 lira oldun lan diyorsun. Oğlum beta neredeyse kabın fiyatında. Böyle bir şey olamaz kardeşim. Yani ben beta satan toptancılara demek istiyorum ki biraz Allah korkunuz olsun be. Biraz Allah. Ulan bu koca malzeme 75 liraya satıyoruz biz. Adam bir balığı neredeyse 70'e satacak. 75'e satacak. Allah'ım bir şey demiyorum kardeşim. Yani vallahi şaka maka bir yana. Yani beta için güzel bir kap. Şöyle bir betana bir başlarsın. Zaten betanın da resmini koymuş. Görüyorsunuz. Resimdeydi o tahtadan bir kabartma arkadaşlar. Ben şimdi onu söküp de kendime kardeşim bir anahtarlık yapmam yok mu? Bir onu bir dizamam yok mu kardeşim? Onu bir sökeyim. 55'e veririz buraya. 55'e. Neden? Defolu kardeşim. Çünkü biz orada betayı dızlamışız ya. Tabii öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. İki tane aldık bunlardan da. Kardeşim bu ne sıcak. Rabbim artık şu kışı gönder. Yemin ediyorum öleceğim. Yani artık. Ah. Ama tamam gerçekten arkadaşlar. Ölüyoruz da ölüyoruz kardeşim. Yemin ediyorum ölüyoruz ya. Daha bitti mi? Biter mi kardeşim? Biter mi? Biter mi sandın acılar? Arkadaşlar ne aldık lan biz böyle? Akvaryum tuzu aldık arkadaşlar. Akvaryum ben dedim ki lan bu ne bunlar? Şeye benziyor. Kuş kumuna benziyor dedim. Kuş kumu mu aldık lan biz ne? Ama arkadaşlar akvaryum tuzu almışız. Size şöyle bir göstereyim. Kaç tane almışız? 10 tane arkadaşlar görüyorum şu anda. Arkadaşlar Apex'in kuş vitamininden getirdim. Abi burada 12 tane var. Ama bundan öyle çok aldım ki aklımız şaşar. Aklımız. Yani şurada bir saniye bir bakın nerelere koymuştum ki. Nerelere koydum diye öyle bir şarkı vardı lan. Neydi? Vallahi çok eski bir şarkıydı. Aklıma gelmedi. Böyle Türk filmlerinde falan vardı arkadaşlar. Vallahi Türk filmlerinde vardı. Aklıma gelmedi. Yalnız diğer paketleri bulamadım. Neyse kardeşim şimdilik bununla idare edelim. Arkadaşlar bir koyu da burada.
Hani şöyle bir küçük iki tane kutumuz var ama halbuki bunlar üç tane olacaktı diye hatırlıyorum. Belki buradaymış. Arkadaşlar üç kutu vitamin aldık. Kardeşim ya, bu sporu yapıyoruz artık ya. Arkadaşlar kuş vitamini isteyenler varsa hemen gönderebilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bir sürü aldım. 12, 24, 36 falan, yani o civarında. Çünkü kardeşim bizim matematiğimiz yiyorsa burada ne işimiz vardı ya. Vallahi arkadaşlar böyle de bir kuş vitamini aldım. Kuş vitamini önemli. Arkadaşlar gayet tuzumuz da burada. Onu da şöyle koyalım. Arkadaşlar acayip salıncak gidiyordu. Şu klasik salıncaklardan. Onlardan da 30 tane aldım. O ne lan? Vallahi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Kuş salıncaklarımızı da aldık. Yalnız bana bir şey oluyor kardeşim. Herhalde öleceğim video esnasında. Keşke canlı yayın olsaydı. En azından birisi hayrına bir ambulans arayayım lan derdi. Ondan sonra belki bizim hayatımız kurtulurdu. Ama şimdi videoda ölürse kimse benden haberi de olmaz. Vallahi var ya kardeşim, yemin ediyorum terden sıcaktan gebereceğiz ya. Bittim ya, bittim ya. Artık kış gelsin lan. Bak ben yazı çok seven bir adamım. Denize aşığım. Yani benim için tatil arkadaşlar denizden ibaret. Denize gitmezsem psikolojim bozuluyor ve o sene gerçekten çok boktan geçiyor arkadaşlar. Yani var ya, şöyle oluyor. Mesela diyelim ki denize gitmedin, tamam mı? Onun sadece hayalini kuruyor bak. O sene denize gitmediysen. Böyle bakıyorum arkadaşlar duvarlara, bomboş bak. O kadar ki kötü oluyor. Yani modum kaçıyor kardeşim, modum. Ama şöyle de bir şey var. Zannetmeyin ki zenginiz kardeşim, ilkten beteriz yani. Size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar çok ucuza tatil yerleri var. Şimdi ben tatile gidiyorum deyince adam diyor vay anasını. Anasını diyecek. Ama arkadaşlar gerçekten öyle değil. Acayip ucuz beleş tatil fırsatları var. Onları değerlendirin. Ben size bir tatil videosu da çekerim arkadaşlar. Beleş tatile nasıl gidilir? Ya da daha uygun yollu bir tatile nasıl gidilir? Biz bunları biliyoruz kardeşim. Arkadaşlar tasma aldım. Eğer bazı arkadaşlarınıza takmanız için, bazılarımız kardeşim iki ayaklı arkadaşları da oluyor hani bunlara ihtiyacı olan. Arkadaşlar böyle tasmalarımız var. Gerçekten çok nonoşlar. Bunlardan gördüm arkadaşlar, zenginlerin ellerinde şöyle tutarlardı. Köpekle ileride giderdi böyle. Vay derdim. Adamların tasmasına bak derdim ya. Biz de köyde arkadaşlar şöyle zincirlen böyle giderdik ki köpeğimiz var diye. Adamların işi arkadaşlar o zamanlar böyle tasmaları vardı. Ben hala benimmiş gibi görmüyorum çünkü ben kullanmadığım için benim sayılmaz. Vay diyorum be ulan. Şu kadar zengin olsak, bunu alabilecek kadar zengin olsak yeter kardeşim. Bizde fiyatı pahalı mı? Zina abi. Ama kardeşim evvelden çok böyle özenirdim. Şöyle bakardım. Vay anasını derdim. Gerçekten arkadaşlar yani derdim ki vay anasını. Gerçekten vay anasını derdim. Neyse arkadaşlar biz bu poşetleri kullanırız abi. Bu poşetler boşa gitmesin yani. Bu poşetler bayağı büyük poşetler. Arkadaşlar bunun dışında oğlum ben bundan 6 tane almışım lan. Dükkanda 3 tane var o zaman. Ben kendimizden haberimiz yok. Arkadaşlar hapşuracak gibi. Hapşuracak mı? Hapşuramı tamam. Yapmayan böyle bir hapşuracak. Ölüyorum diyorum, inanmıyoruz kardeşim. İnan, hapşurasım geldi. Neyse arkadaşlar şundan 3 tane varmış. Az önce yalan konuşmuşuz kardeşim. Az önce yalan konuşmuşuz 2 tane var diye. Kardeşim meğersem 3 tane varmış. 2 tane burada, bir tane de dükkan. Hakikaten dükkanda da bir tane varmış. Yani ön tarafta kardeşim sergiye koymuşuz. Yerimiz yok, yerimiz yok. Artık ürünleri böyle yapıyoruz üst üste. Yoksa arkadaşlar olacak gibi değil. Neyse bunlar elimizde 3 tane varmış. Bilginiz olsun. Ondan sonracıma şöyle göstermediğim ne var? Abi daha var. Daha var. Ama saatimiz de 19 olmuş. 19 dakika olmuş. Artık yeterli. Devamında sonra da size gösteririm inşallahü teala. Onlar da şimdi çıkartsam mıydım ki diye düşünüyorum ama çıkartmayalım. Yorulduk. Bir de 20 dakika oldu. Yeter gayrı arkadaşlar. Adamlar sabahtan akşama kadar bizim izlesin. Kardeşlerim şaka maka bir yana. Bu hafta dediğim gibi kargo anlaşması, site yapımı gibi işlerle uğraşıyorum. Dükkanda da bazen annem kalıyor. Ben onlarla uğraşırken annem işte burada size bakıyor. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta artık balık haftasıdır. Önümüzdeki hafta artık akvaryumculuk haftasıdır. Kardeşim en sonunda kuruyoruz. Yani gerçekten önümüzdeki yani bu haftayı zaten doluyoruz. Bu hafta çarşamba mı ne oldu? Bu hafta işte bu işler inşallah bitecek. Sitedir, şudur, budur falan. Ondan sonra arkadaşlar önümüzdeki haftada artık akvaryum işiyle ilgileneceğiz. Allah'ın izniyle.
Onu bak bastıra bastıra tekrar söylüyorum. Akvaryum gelecek. Akvaryum gelecek. Kuş gelmeyecek. Kuş gelmeyecek. Kuş vallahi gelmeyecek. Ya arkadaşlar yani yemin ettim daha ne edeyim ya. Ulan bir de yarın getiriyormuşum kuşu ulan. Demezler mi? Sen ne şerefsiz adamsın lan. Sen hani yemin etmiştin lan kardeşim diyecekler. Gelmez kardeşim bak kuş gelmez. Her gün 50 tane kuş sorusu yapıyorum. Abi kuş gelecek mi? Gelmeyecek. Vallahi gelmeyecek. Billahi lan Kur'an'a el bir basayım lan. Oğlum astımım var. Nasıl getireyim lan? Vallahi arkadaşlar durum bu şekilde. Birisi vardı abi yedi. Kuşsuz peş yok mu lan diye. Kardeşim niye olmasın ya? Vallahi kardeşlerim şaka maka bir ara. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eğer ki bir ürün almak istiyorsanız bana m@dora Instagram adresinden ulaşıp fiyat bilgisi sorabilirsiniz. Ondan sonra hediyenizi alırsınız. Hediye bekliyoruz çünkü üzerine. Ondan sonra da size kargolarız. Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Valla durumlar bu şekildeydi. Yani şunu Elazığ'a göndereceğim. Yani şu an tek düşüncem bu. Kardeşim bu Elazığ'a gidiyor tamam bu arkadaş. Bu ve bunun gibi bunun bir sürü eşyası vardı arkadaşlar. Yani dehşet eşya aldılar. Bunu artık kargoyla gönderemeyeceğiz. Niye biliyorsunuz kardeşim? O kadar ağır ki kargo şirketi bunun altından kalkamaz. Bunu arkadaşlar otobüsle göndereceğiz. O da çok ağır bir kolisi olduğu için. Yani arkadaşımız dükkanı aldı neredeyse. Öyle olunca arkadaşlar biz de bunu ilk defa kargoyu otobüsle göndereceğiz. Bak o kadar kargo yaptım. Yani onlarca kargo yaptım şu kısacık zamanda. Ama arkadaşlar bunu otobüsle göndereceğiz. Çünkü bunun koli kilosu öyle bir çıkar ki kardeşimiz der ki bu neydi? Yani öyle olmaması için arkadaşlar bunu o şekilde göndereceğiz. Ben adamın eşyalarını iki partide ancak götürebildim bakın. Birinci partide malzemelerini götürdüm. İkinci partide de kafesini götürüyorum ben. Bak o kadar fiyatlar uzun için ki adam ta buradan kafes arıyor kardeşim. Daha da ne diyeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir gün gross marketimiz olursa yine fiyatlar düşük olacak. Haberiniz bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kardeşlerim. Gerçekten hepinizi seviyorum. O neydi lan kardeşim? O sondaki neydi?